Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir takımımızı yolcu ettik. Şuradaki gördüğünüz kafes boş şu anda. Özge'nin getirdiğim kızı gitti. Aynı zamanda benim pastel oğlum da gitti. Onları biliyorsunuz ben eş tutturmuştum. Hatta neredeyse çiftleşeceklerdi yani, o kadar iyi anlaşıyorlardı. Onları yeni sahibine gönderdik. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle güzel haberlerim de var. Kafeslerimiz gelecek. Kafesler hakkında görüştük. Ben ikinci el alacağım bu sefer. Temiz kafesler buldum. Oldukça da uyguna buldum. Şimdi ben şehir dışından getirtmeye kalksam arkadaşlar ciddi anlamda saçma sapan bir hal oluyor. Yani illaki bir şeyler eksik oluyor. Yani benim kargo ile alakalı olarak başıma çok fazlaca böyle garip garip olaylar geldi. Hani o yüzden inanın uğraşmak bile istemiyorum. Hani kafesleri dediğim gibi zaten satan kişi üretimi bırakmış. Aynı zamanda bizim okuldanmış. Hani benim okuduğum, mezun olduğum okuldanmış ama ben bilmiyorum. Tanımıyorum yani. Bakalım. Gideceğiz, görüşeceğiz. Belki de tanıyorumdur da hani illaki bir görmüşlüğüm vardır. Bakalım gidip bir görüşeceğiz. Bu arada Rainbow'un erkeğinden güzel haber. Kuru yapmalara başladı. Şurada gördüğünüz gibi aşağıda. Çok fazla belli olmuyor ama tüyden yavaş yavaş çıkıyor. Dişisinin de gayet durumu yerinde. İyi yani. Hani öyle kafa döndürme olaylarını arkadaşlar az önce bu yapıyordu. Gerçekten yakalayacaktım, yakalayamadım. Az önce yapıyordu yani. Ciddi anlamda kafayı var ya köşeleri tutunuyordu, geri geri atıyordu. O olay hani dediğim gibi huy edinme. Yani ben bayağı bir inceledim, gözlemledim. Hani herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm. O yüzden dedim ki çok da evham yapmıyorum. Bu arada kötü bir haberim var. Maalesef 3 tane, 4 tane hatta falan böyle yavrumuz öldü. Yani bir yuva açıyorum ölü buluyorum. Yuva açıyorum ölü buluyorum. Ya ezilmiş oluyor ya başka bir şey oluyor. Şimdi bir tane de burada var. Muhtemelen ölmüştür. Belki besler diye attım ama yanına. Bir saniye. Evet. Şu an tam bakın ölmek üzere. Yani üzülüyorum ya. Gerçekten üzülüyorum yani. Yavrum baksanıza. Hali kalmamış ki. Neyse. Buraya arkadaşlar muhtemelen şey yapacağım. Yani gerçekten böyle şeyler moralim bozuluyor. Yani hiç yoktan. Yavru gidiyor yani. Hiç yoktan yere. Neyse bari buraya koyayım da sıcak dursun. Bunları falan buraya kaydırdım. Muhtemelen bakın burada 5 tane falan yavru var, tamam mı? Bu 5 yavrunun yanına burada da 2 tane kaydırdım. Yani şöyle söyleyeyim. Buraya ufakları kaydırdım. Buraya da büyükleri kaydırdım. Ne yapacağım biliyor musunuz? 5 tane yavru, 2 tane burada, 7 tane. Ben Rainbow'u alacağım, buraya atacağım. Ama şimdi işin kötü tarafı yeni kafesler gelecek ya. O yüzden biraz daha hani diyorum ki birkaç gün daha hani baktırayım. Hani hem bu hem bu parça parça baksınlar. Birkaç gün daha sonra kafesleri illaki biz getireceğiz. Babam falan zaten görüştü. Yarın bu akşam mesaiye kaldığı için yarın görüşecekler. Ama hani kafesler hakkında babam aradı, konuştu. Çok da uygun arkadaşlar. Bu hani 45'e 35 kafeslerden 25 liraya veriyor. Benim açık söyleyeyim çok hoşuma gitti. Çok beğendim yani kafeslerini. Fotoğraflardaki gibi eğer temizse alacağım. Temiz değilse farklı biriyle daha görüşmüştüm. Gider ondan alırım. Önemli değil. Ama hani hem fiyatı hem kafesi gerçekten hoşuma gitti. Üretim bırakmış hem de dediğim gibi tanıdık olma ihtimali yüksek olan biri. Bakalım eğer olursa o kafeslerden alacağım. Bunu da bakıcı kafesi olarak şu arka tarafa yerleştireceğim. Yani odanın bayağı bir düzene ihtiyacı var. Benim de zamanım yok. İşin kötü tarafı ya. Valla. Hiçbir şekilde zaman kalmadı bende. Buraya bir göstereyim. Bakın bunlar yani eş tutmuşlar. Manyak gibi birbirlerine yem tutuyorlar. Yalnız erkek oldukça iri. Dişi normal bir kalıpta da. Erkeğin kalıbı zaten belli oluyor. Baksanıza. İri çek kalıbında. Yani normal benimkiler arkadaş şöyle diyeyim. Yani şu dişi kadar iri olacağını zannetmiyorum. İri duracağını zannetmiyorum ama genel olarak kalıbı iri dişiden. İri çekim bir kafa küçüğü diyebilirim hatta. Neyse. Şimdi durumlara gelelim. Ha bir de şunu söyleyecektim ben size Japon esterle alakalı olarak. Biliyorsunuz kafesleri getireceğim. Getirdikten sonra babam akşam eve gelirken hani bir şeyler söyledi. Benim şu Japon esteri aldım abi. Komple yani Japon ester üretiminden bir kısmını elinde bırakıp Show Jumbo tarzında kuşlara geçecek. Yani biraz da onlara merak salmış. Onlardan üretmek istediğini söyledi. Söylemiş daha doğrusu. Babam da bana söyledi. Dedi ki böyle böyle Tuğçe hani Japon esteri bize vermek istiyor dedi. Hani komple bize verecek. Dediğim gibi yavrulu yumurtalı komple kuşlar bize geçecek arkadaşlar. Ama bakın bir ihtimal. Hani söz vermiyorum bu konuyla alakalı olarak. Bir ihtimal kuşlar bize geçecek. Daha sonrasında ben satışını gerçekleştireceğim.
Çünkü hani kendi işinin yoğunluğu olsun. Gerçi ben de şu anda çok yoğunum ama çok fazla arkadaşlar, açık söyleyeyim, kuş ticaretinden anlamayan bir abimiz. Hani çok fazla ilgilenemeyen, sosyal medyayı çok fazla kullanamayan, ticaretinden anlamaz dedim, sosyal medyayı çok fazla kullanamıyor. Yoksa hani gerçekten çevresine bakıldığında müthiş üreticilerle ciddi anlamda bir iletişimi var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu arada bir şeyler oluyor. Bu bağırıyor. Ne oluyor ya? Abi deli misiniz, divane misiniz ya? Yemin ediyorum. Atla. Bak halen daha bağırıyor. Bu herhalde tanımadı mı? Vurdu mu? Ne yaptıysa. Neyse. Hani dediğim gibi arkadaşlar. Bizim abinin kuşlarını yavrulu yumurtalı şekilde bir süre burada tutup dediğim gibi gönderebilirim. Bilginiz olsun. Japonesi almak isteyenler olursa eğer toptan uyguna gider ama dediğim gibi takım halinde hadi bana geçerse bana bir tık daha uyguna vereceğinden kaynaklı olarak hani size ben size özel olarak indirim yapabilirim tabii ki. Fiyatta daha da düşük verebilirim ama onun söylediği fiyat 700 lira. Hani ben size 650 civarında almak isteyen olursa veririm ki takımlarını bundan biliyorsunuzdur. Hani getirdim. Üçüncü gün falan yumurtladı. Şu anda da 6 yumurtalı falan yavrulu yumurtalı takımları da var. Onlar eğer komple bu tarafa geçerse, kafeslerle komple getirebilirse yani gerçekten güzel bir şekilde tamamlamış oluruz. Sizler için de güzel bir şekilde göndermiş oluruz Japoneslerimizi. Ya en azından hani diyorum ki benim etrafımda olan kişilere, yani en azından bizim takipçilerimize sağlam kuşlar ulaşsın. Hani bakıyorsunuz bu kadar videoları izliyorsunuz, hevesliyorsunuz. En azından üretecekseniz sağlam kuşlarla yola başlayın ki hani gerçekten pişman olmayın. Hani hevesiniz kaçmasın, amacım o. Gerçekten hani benim de bu yolda mesela ben balık üretimini çok merak ettim. Bugün bayağı bir anlatan oldu. Tam bir dur. Alo. Sakin. Maalesef böyle susturmak zorunda kalıyorum. Şimdi arkadaşlar hani ben de mesela atıyorum balığa çok neon zebralar var ya, çok hoşuma gidiyor. Hani böyle en azından görsel olarak olsun hani böyle ufak bir akvaryum kurmak istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ama şimdi bunun bugün bizim abiyle görüştüm. Diyor ki hani üretmek istersen bir süre sonra üretmek isteyeceksin. Bunu birinci tank, ikinci tank diye dedi. Hani akvaryumları büyütmeye çalışacaksın dedi. Bu sefer hani yavruların 2 aylık bir süreci, 2-3 aylık bir süreci varmış. Yani bunu ben göze alamadım. Hobi amaçlı da olsa göze alamadım, ne yalan söyleyeyim. O yüzden çok da fazla girmek istemedim. Hani kuş işi de böyle. Bir kere hevesiniz kaçınca olmuyor. Yani insan bir anda bırakıyor. Bak mesela benim bu kafesleri istediğim bir abi vardı. İlk konuştuğum abi. O mesela arkadaşlar adam akıllı tutturamadı bu üretim işini. Yani pes etti hemen. Ve adamın hevesini kaçırdılar. Neden? Çünkü çok fazlaca ucuza kaçtı. Çok iyi takip ediyorum. Başından beri biliyorum. Kaç defa da babamla görüşmüşlüğü var. Çok da iyi tanırım. Çok fazlaca ucuza kaçmaya çalıştı. Ucuz takıma yavru almaya çalıştı. Yavrular ya tüysüz çıktı ya yanık çıktı. Gelişim geriliği oldu. Ne bileyim bir ton şey oldu. Bizim de başımıza geliyor ama en azından hevesiniz kaçmasını istiyorum. Eğer hani dediğim gibi almak isteyen olursa ben yardımcı olurum. Gönderim konusunda da yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Bu konuda da bilgisini vereyim. Şimdi bunlar dördüncüyü yumurtladı. Hemen hızlı bir giriş yapalım. Şükür bir gün gecikmeyle dördüncü geldi. Bunların yavrusu bu arada, hemen göstereyim. Bunlardan yani bakayım, şu mesela ayırtıldı, bu erkek. Bu gidecek arkadaşlar. Onun dışındaki yavrularımız falan gidiyor. 3-5 tane yavru ancak kalıyor arkadaşlar. Bakın kaçırmayın. Bilginiz olsun, süper yavrular var. Bir tane DF var, dişi. Şuradaki göstereyim. O erkeğin kardeşi dişi. Bu arkadaşa ayırtılacak. Bilginiz olsun, yani rezerveye açık. Ayırtılmaya açık. Kapora karşılığı ayırırım. Hiç problem değil. Yeme düştüğü anda gelir teslim ederim. Ortak noktadan. Yani şu an bunun ben abisini verdim. Gayet güzel eğitmişler. Yani şu an gördüğünüz gibi tüyleri de bu aşamada. 20 kaç gün ya? 20 küsür gün civarı. 24 gün mü? 23 gün mü? 25 gün mü? O civarlarda bir şey yani. Bir haftaya falan yeme düşer bu. Daha sonra dediğim gibi yeni sahibine gitmeye hazır. Onların şu anda da anne babasının da kalıbında görüyorsunuz zaten. Kaç yumurtası var? 4 tane falan yumurtası var. 3 mü? 4'tü 4. 4 tane. 4 tane falan. Şimdi bunların da durumları gayet iyi. Babamız 10 numara 5 yıldız. İnşallah şu kızıyla sağlam bir eş, yani eş tuttu da, yani sağlam bir şekilde kuluçka geçirirler de. Yani ben gerçekten merak ediyorum. Bunların altına ne bir renk gelecek? Nasıl bir mutasyon gelecek?
Yani merak içerisindeyim. Çünkü biliyorsunuz dişi taşıyıcı olmasına rağmen annesinde bir parçalılık var. Yani parçalı durumu var ve yavruların da aynı şekilde parçalı gelme ihtimali de var. Hani hepsi kırmızı göz gelecek diye bir şey yok. Ama ben olabildiğince yakın renkleri eşlemek istedim. Belki hani bunun da bir etkisi olur diye. Bakalım. Bunların bakayım derken şimdi bu yuvanın hali ne? Bunlar şimdi tekrardan yumurtlayacak ama bunlara müsaade etmeyeceğim. Dişiyi alacağım arkadaşlar. Ya ama hemen erkeğin de bir tüye girme durumu oluyor. Ona sinir oluyorum. Ben bunlara hemen bir parazit vereceğim. Sadece bu takıma özel. Bakalım neler olacak. Bakalım bir parazitini alıp vereyim. Hayırlısıyla. Bunların da daha sonrasında dediğim gibi yumurtlatırız. Önemli değil. Yani tüye girerse de girsin. Ne yapayım, yavruların ölmesinden iyidir. Şimdi bunlar da şöyle göstereyim arkadaşlar yumurtalarımızı maşallah. Lütfen bir maşallah deyin ama artık gerçekten bu aralar yani nazar mıdır? Yani kuşların yani gafletine mi geldik ne yaptık bilmiyorum. Şimdi şu ikisi Japonez. Hangisi? Şu ikisi Jumbo. Şu üçü de Shoal Jumbo. Bakalım. Yani bu yuvalık şu an dolu dolu ve her yumurtladığı yumurtayı alıp arka tarafa koyuyorum. Bunun bunun kendi yumurtası şu anda altında hiç yok. Birazcık üvey annelik yapacak bakalım. Şunların iki tane yumurtası sıkıntılıydı. Birinin ikisinin de içinde ölmüş. Aldım kenara ayırdım. Ya bir tanesi şüpheliydi. Belki hani dedim daha yeni yeni oluşuyordu. Belki ben yanlış anlamışım mı diye. Daha bir tanesini ayırdım. İki tane var şu an için. Dört tane yumurtladılar. Bunların da dört yumurta var altında. Üçü müydü kesin dolu? Bir tanesi boş onu biliyorum ama yeni yumurtladığı yumurta olabilir. İki tanesi kesin dolu. Bir tanesini hatırlamıyorum. İnanın hani ışıkla baktım ama hatırlamıyorum. Onun dışında zaten hani kafesin yanına bile uğramıyorum. Hayvanlar benim adam akıllı. Ben hayvanların yüzünü bile görmüyorum. Hani onlar da benim yuvayı açtığımı bile görmüyorlar adam akıllı. Yaklaşmıyorum bile. Şu an bu oğlumuz yuva bekliyor. Yani hayırlısı bu da bir güzelce tüyden çıksa süper olacak. Yani tüydeki hayvan yani cidden buna yani tecrübeyle sabittir. Çok yaşlı gözüküyor. Yani gerçekten tüydeki hayvan aşırı şekilde yaşlı gözüküyor. Hiç hoş durmuyor. Ne yalan söyleyeyim hoş durmuyor yani. Şurayı ben tekrar bir göstereyim. Yani müthişler. Hele şu var ya şu. Bu şu efsane bir şey. Bakın erkek olduğu nasıl belli görüyor musunuz Jerry? Pembe pembe parlıyor. Et yanı ya bildiğiniz et yanı. Şu muydu? Çok pardon biraz aşağı gittim gibi oldu seni. Kollarımda da hep leke olmuş bunların yüzünden. Bakın. Bu sanırım bizde kalacak. Aynı zamanda gel bakayım. Bunun gitme ihtimali belki var. Belki yok bilemiyorum. Yani bunu gönderirim muhtemelen. Bir bırak elime. Onun dışında nerede o? Şu bizde. Tarçın tarzında olan. Gerisinde şov hariç komple gönderiyorum. Zaten dediğim gibi arkadaşlar ikisi bende kalıyor. Geri kalanları gönderiyorum. Buralarda böyle. Yani çok fazla bir durum yok. Rainbow'larımız burada. Yani şu anda dişiyle erkeğin ayrı bir şekilde durup kızışmaları lazım. Bunlar süper bir şekilde eş tutmuşlar. Bunlar şu an için bakayım şu manyağı buraya attım. Ötekini oraya aldım. Çünkü Rainbow'un oğluyla da olsun, ötekilerle de olsun, şunla da olsun sürekli olarak kapışıyor. Yani ben bunu çekemem böyle sürekli olarak. Yani sürekli kavga çıkartıyor. Yani resmen geçimsiz hayvan. O yüzden hiç uğraşamayacağım. Bunları böyle koydum. Şu an uyuyorlar ama uyandırırız bir. Bir tane bakın şunu düşürdüm. Yeme. Bir tanesi yerde düşecek. Onu hafiften elle besliyorum. Biraz alışması lazım. Aynı zamanda ötekiler de şu an için gayet iyiler. Yalnız şöyle bir problem var. Şu oğlumla, yakışıklı oğlumla şu bebişim benim arkadaki şov kızım var ya ona havayı fena şekilde yakmış durumdalar. Sürekli olarak yani onunla ilgileniyorlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Hani ben bu erkeğe şu yakışıklı oğluma nerede o? Şuradaki aradaki mavili, grili, spangle dişiyi düşünmüştüm. Aynı zamanda şuradaki kızıma da buradaki bebeğimi düşünmüştüm. Şu şov kızıma da arkadaki yeme düşecek olan erkeği düşündüm. Yani öyle bir eşleme yapalım diye aklıma getirmiştim ama bakalım. İnşallah kendileri de beğenir. Yani bunlar, iri kuşlarda biraz da olay hani çeklerdeki gibi değil arkadaşlar. Eş tutturmayla
sabit. Yani eş tutmadıktan sonra olmuyor maalesef ki. İnşallah tutturabiliriz. Bu arada size boyut farkını da göstereyim. Videomuzu öyle kapatayım. Bakın. Çek bir yavru. Jumbo bir yavru. Farkını zaten anlayabiliyorsunuz. Dur ki hani zaten bendeki çekler de hani öyle ufak tefek çekler değil. Şu an farkını görün. Oldukça iriler. Neyse. Benim çekelim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Japonya haberimiz de bence güzeldi. İnşallah gerçekleştirebiliriz. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kafeslerimiz de inşallah en kısa zaman içerisinde gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.